Rüyanlar Zorluşu ve Sevim Gümerkler Soğal Game sorusu arkadaşlar. Brizel mapindeyiz ve MCC sorundayız arkadaşlar. Bugünkü konum da Marina Joyce arkadaşlar. Bu konu hakkında konuşacağım. Çok güzel bir konu olacaktır diye düşünüyorum ve umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Hemen arkama doğru gideceğim. Ortaya doğru koşmayacağım. Bakalım ne olacak. Adam eliyle target attı lan. Eliyle geçerken bize şapla attı arkadaşlar. Evet, bir tane daha adam geliyor. Bakalım bir. İnşallah beni öldürmez. Öldürmedi lan adam. Okan'a teşekkürler buradan. Öldürmedi ama kendisi dışı. selam Okan, yani adamın dibisini tüm Türk arkadaşlar. Buradan selam söylüyorum ve hepiniz adamın dibisiniz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, son dönemde çok fazla gündemde olan bu Marina Joyce ne oldu? Kaçırıldım arkadaşlar. Bu konu hakkında gerçekleri açıklayacağım artık. Çünkü hani hem benim bahsetmemi istiyorsunuz hem de açıkçası sizlerin gerçeği bilmesini gerektiğini ben düşünüyorum arkadaşlar yani. Abi ya, of, ben ne yaptım ya? Neyse, şuradan şu adamı atlayacağım, öldüreceğim ya. Kusura bakma kardeşim. Aa, Türkmüş bu da, kendisine buradan yine selam. Biliyorsunuz arkadaşlar, yani çok fazla gündeme geldi. Kanalı 100.000 aboneyken bir günde 1 milyon abone aldı ve belki de YouTube tarihine geçti arkadaşlar. Hani ben böyle bir şey ilk defa görüyorum arkadaşlar. Keşke bize de öyle bir şey olsa, bir günde 1 milyon abone olsak, ama zor yani. Ben burada 3 yıldan beri hani emeğimle uğraşıyorum. 500.000 aboneyim, orada yapıyor yani. O bir günde 1 milyon abone oluyor arkadaşlar. Bence bu haksızlık. İşte bu adamı da feci bir şekilde reklederek aşağı attık. Peki Marina Joyce arkadaşlar ne oldu? Öncelikle ben olayı tamamen baştan açıklayayım arkadaşlar, o zaman bilmeyenler için falan. Arkadaşlar, bu kız YouTube'da kanalı var ve işte böyle videolar çekiyor. Güzel videolar çekiyor, eğlenceli videolar çekiyor. İzleyiciler de bunu seviyor arkadaşlar. Belli bir kitle oluşturmuş, yaklaşık 100.000 abone. İzleyiciler de bunu seviyor dediğim gibi. Fakat son zamanlarda hani artık eskisi gibi video çekmeye başlamıyor arkadaşlar. Kötü videolar, sahte gülüşler falan yapmaya başlıyor ve izleyiciler de artık hani diyor ki bu sadece ne bileyim para için video çekiyor veya eskisi gibi değil. O yüzden abone kaybı başlıyor arkadaşlar. Fakat ileriki zamanlarda da daha kötü şeyler olmaya başlıyor ve izleyicileri bunu fark ediyor arkadaşlar. Mesela ne oluyor? Korkunç bakışlar atmaya başlıyor. Korkunç bakışlar atmaya başlıyor arkadaşlar. Daha sonra arkada silah falan görüyorlar ve öksürerek help me falan böyle şeyler diyor arkadaşlar ve izleyicileri de oha tek yedi. İzleyicileri de arkadaşlar bunu fark edip endişeleniyorlar, korkuyorlar ve hashtag oluşturuyorlar. Save Marina Joyce diyor arkadaşlar ve bir günde bu 1 milyon aboneye geçiyor. Çok fazla hani gündeme geliyor. Tüm dünya bunu konuşuyor arkadaşlar. Yani ben Facebook'ta falan her yerde gördüm. Herkes, tüm YouTuber'lar falan bununla ilgili video çekiyor arkadaşlar. İnsanlar endişeleniyor, korkmaya başlıyor yani. Çünkü cidden kız arkadaşlar, hani videoları izlediğinizde anlarsınız sizler de. Çok korku dolu bakışlar yapıyor. Abi Mert, yani bu hack misin ya? Abi adam hack ya. Neyse bir abi, of ya. Abi, tüm heyecan, yani tüm işin, her şeyin içine sıçtın ya sen şu an. Sen her şeyin içine sıçtın. Nasıl bir hackersın sen ya? Hani benim zamanımda böyle hackerlar yoktu yani. Sen nasıl bir hackersın ya? Baksanıza abi, uçuyor adam. Sen nasıl bir hackersın? Neyse, ben konuma devam edeceğim. Kalp arkadaşlar, buradan konuşayım çünkü artık bayağı bir sıkıldım yani bu hackerlardan falan. Bayağı bir sıkıldım. Hemen hop yazalım arkadaşlar. Diğer oyuna geçelim. Devam edeceğim yani. Çok fazla hacker var. Ve korkuyorlar arkadaşlar işte. Ve bu çok fazla ilgi görmeye başlıyor. Yanlışlıkla yanlış yere girdim. Bu çok fazla ilgi görmeye başlıyor arkadaşlar. Şuradan bir tane daha odaya girelim şöyle. Ve insanlar korkuyor işte. Eğer diyor tehlikedeysen diyor Instagram hesabına ne diyor? Kedi şeysi emojisi koy diyor ve arkadaşlar koyuyor. Daha sonra kalbini yüz çiz diyorlar. Bu yüz çiziyor arkadaşlar. Ve iyice insanlar artık çok endişeleniyor arkadaşlar. Ve bu kız da arkadaşlar 100.000 aboneyken bir günde 1 milyon aboneye geçiyor dediğim gibi. Daha sonra polisi arıyor arkadaşlar ve polisler de artık hani Türklerin dediğine göre, onu bilmiyorum, polisi arıyorlarmış. Ve polis de arkadaşlar gittiğinde bir şey var yani. İki tane ez var. Bir tanesi de arkadaşlar gittiğinde kızın 3 ay önce evden taşındığı söylenmiş. Diğerkinde ise arkadaşlar kız hani iyi olduğunu söylemiş ve bunların hepsinin abone için olduğunu söylemiş. Ben bunların ikisini de açıkçası hani doğru mu, hiçbirinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunlar ikisinin de bence uydurma olduğunu ben düşünüyorum. Ben sadece mantık kurarak ve inceleyerek açıklayacağım şimdi. Öncelikle arkadaşlar diyelim ki kaçırıldı. Kaçırılması için bir sebep olması lazım. Ne bileyim, mesela hani kaçıran kişinin bir sebebi olması lazım. IŞİD diyorlar falan ama bunun kesinlikle IŞİD'le alakası yok bir kere. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ona kesinlikle ama kesinlikle inanmayın. Diyelim ki kaçırıldı. Kaçıran kişinin arkadaşlar belli bir amacı olması lazım. Yani kaçıran kişi gelip kızı böyle bir eve hapsedip bilgisayar alıp gelip ürün tanıtımları falan yaptırırsa, video çektirirse, bu adam hani çok garip bir adamdır. Manyağın tekidir, psikopatın tekidir yani. Ki öyle bir olasılığın olacağını ben hiç zannetmiyorum arkadaşlar.
Ama diyelim ki oldu hani diyelim ki adam aptalın tek arkadaşı, kızı böyle kaçırdı, psikopat kıza zorla video çektiriyor, ürün tanıtımları yaptırıyor, arkaya böyle videoları koydurtturuyor arkadaşlar. Böyle bir şey olsa bir kere ki polis bunu çok kısa bir sürede yakalardı ve haberlere falan çıkardı, ondan duyardık arkadaşlar. Nasıl duyardık? Çünkü hani birisini kaçırdığınızda böyle o kadar aptalsanız yani arkaya silah koyacak, kızı böyle help me falan diyecek. Zaten kaçırsa kızı izliyor, help me dediğini anlamıyor ama bu adam salak mı? Diyelim ki hani bu kadar salak teki yani. Polis yakalardı arkadaşlar, şimdiye kadar bir şekilde videoları yüklediğinden evine adresine kadar bulup yakalardı. Ama ben açıkçası böyle bir şeyin olduğunu dediğim gibi düşünmüyorum. Bu arada Tarkıda'dan iki tane Türk var, o yüzden kaçıyorum birazcık. Ben açıkçası kaçırılma olayının olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Olsa dediğim gibi polis şimdiye kadar yakalardı ve kaçıran kişi de gelip böyle kıza psikopat video çektirmezdi. Saçma sapan ürün tanıtımları çektirmezdi. Hani diyelim ki çektirdi, kız da onun gibi böyle roleplay yapamazdı, o kadar sakin kalamazdı. Abi niye Tarkıda atıyorsunuz ya? Ha, takip atmayan taş kılıç verdiler lan, adamsınız ya. Adamsınız arkadaşlar. İkisine de selam buradan, ben önyargılı arkadaştım. Hepsine selam buradan, Arda'ya, Okan'a, hepsine selam söylüyorum. Adamsınız gençler. Dedim ben saldıracaklar eşya vardı, sağ olsunlar, adamsınız yani. Hani diyelim ki yapacak bunları ama arkadaşlar yani video çektiriyor fakat kız o kadar sakin kalamaz bir kere ve hani help me falan dediğini duyuyor arkadaşlar yani. Ama diyelim ki hani bunlar yok. Bir de ikinci bir ihtimal arkadaşlar, diyorlar ki kız uyuşturucu kullanıyor, annesi söylemiş bunda. Hani ben bunların hiçbirinin doğruluğu kesin olarak yok çünkü yani yok sonuçta arkadaşlar. Sadece bunlar yazılanlar ama ben bu yazılanların sonucunda bir şey çıkartacağım ve söyleyeceğim. İşte neydi? Annesi uyuşturucu bağımlısı falan olduğunu söylemiş arkadaşlar ve kız delirmiş yani, uyuşturucu bağımlısıymış ve hani diyorlar ki illüzyon görüyor, kendini kaçırıldığını düşünüyor arkadaşlar. Hani uyuşturucu kullanılır fakat hani uyuşturucu kullanıp öyle gidip arkaya silah koymazsın yani, o kadar uyuşturucu kullanıp o kafayla o kadar plan yapamazsın. Yok arkaya silahları ben koyayım, ayağımı zincirle bağlayayım, help mi diyeyim, gözlerim korkunç bakış yapayım, öyle bir şey olmaz arkadaşlar yani. Uyuşturucu kullansa hani en kötü ne olur, videolarda mutsuz olur, birazcık kötü gözükür ama gidip öyle help me demez yani, arkada silah falan gözükmez. O uyuşturucu olan şeyini de bir kere bir çizmek lazım arkadaşlar yani, şeyden çıkarmak, listeden çıkartmak lazım. Bir diğer şey, bir tane daha var. Bu hiçbir o şeysi yok ama yine de açıklayayım. IŞİD kaçırdı, işte hayranlarıyla buluşup bomba patlayacak. Bunun arkadaşlar ama kesinlikle ama kesinlikle böyle bir şey yok yani. Saçma, bu en saçma bir şey, bunun da olması imkansız. Geriye artık az şeyler kalıyor arkadaşlar. Videoları dikkatli izlediyseniz arkadan falan bir kadın falan geçiyor. Ve işte ne diyorlardı, pardon. Ve bir diğer kısımda arkadaşlar açıkçası bunların hepsinin ben prim için olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde senaryo hazırlanmış fakat hani bu senaryo arkadaşlar çok saçma bir senaryo. Yine hani prim için yapsa bile bunu güzel hazırlamış, her şey güzel hazırlamış ama insanların yine de inanmaması lazım arkadaşlar. Fakat insanları böyle hani bu tip şeylerle çok iyi kandırabilen insanlar var. Ne diyorlar mesela, yok şu kasabaya işte uzay gemisi düştü falan. Bu şekilde insanları birçok kere kandırdılar arkadaşlar falan. O yüzden yine bu da güzel bir şekilde insanları kolay bir şekilde kandırmış ve güzel bir şekilde arkadaşlar primini yaptı. 100 yılın YouTube'da primini yaptı. Olay budur yani, buradan ibarettir. Güzel bir senaryo hazırlamış arkadaşlar. Kaçırılma senaryosu, bunu bir arkadaşıyla falan yapmış olabilir. Kendi aklına nasıl geldi onu hiç bilmiyorum ama bir tane daha olasılık var. Bunların hepsi olasılık arkadaşlar. Ama bu son iki söyleyeceğim olasılık %100 bunlardan bir tanesidir diye ben düşünüyorum. Diğer kaçırılmaymış, kızın başına kötü gelmiş, hepsi senaryo yani. Onlar yalan abi, inanmayın. Ya böyle bir senaryo hazırladı arkadaşlarla falan, bunu başarıyla sonuçlandırdı ve şu an primine bakıyor. Peki bunu en son ne zaman açıklar? Açıkçası arkadaşlar bunu açıklayacağını ben pek fazla düşünmem. Hani o kadar iyi plan hazırlamış yani, mantıklı birisi ise, akıllı birisi ise ben bunu açıklamaz arkadaşlar ve normale döner, hani yapmaz. Ama tabii primine devam etmek istiyorsa yine böyle help me falan demeye devam eder. Sonra izleyenler de coşar arkadaşlar, böyle prim yaptırırlar yani kıza. Ve hani siz ne kadar uğraşsanız da, 3 yıl böyle benim gibi uğraşsanız da mesela 500 bin abone olursunuz, gelir bir tane bir videoda help me falan der, 1 milyon abone bir günde geçer, böyle şeyler olur yani. Burası YouTube arkadaşlar, burası dünya. Peki diğer bir ikinci olasılık da ne arkadaşlar? Düşündüm, bu hani ürün tanıtım falan çekiyor ya, orada ürünleri tanıtıyor. Acaba dedim arkadaşlar şirketler böyle bunu hani şey mi yaptılar, daha fazla satılması için böyle mesela şirketlerin arkadaşlar roleplay şeyleri falan oluyor. Daha önce ben gördüm, roleplay şeyleri oluyor. Acaba hani böyle bir şey mi yapsak daha fazla tasılır, daha fazla gündeme gelir mi? Böyle bir şey de yapmış olabilir arkadaşlar şirketler. Açıkçası bu bana daha mantıklı gelebiliyor. %50 %50 veriyorum. Ya kız kendisi bilerek böyle prim yapıyor ya da böyle şirketler ürün tanıtımı için böyle bir plan kurdular. O da %50 olasılık veriyorum arkadaşlar bunların ikisinden. Bunlardan ikisinin bir tanesidir. Çünkü hani kızın aklına da bu kadar geleceğini pek zannetmiyorum ve bu kadar da iyi bir plan kuracağını pek zannetmiyorum arkadaşlar. Ama yaptıysa da harbiden helal olsun. Ama dediğim gibi şirket olasılığı da olabilir. Bunlardan iki tane, ikisinin bir tanesi yani. Hangisi onu artık tam olarak bilemeyiz arkadaşlar. Gerçeği tam olarak bilemeyiz ama hani mantıklı düşünürseniz zaten sizler de anlarsınız. Yok kaçırılmış, yok
şeymiş falan, bunların hepsi hikaye yalan arkadaşlar, yani bunlara inanmayınız. Bunlar hepsi prim amaçlı, prim vermeniz. Daha da başka söyleyeceğim bir şey yok ama abi adamlar oha ama ya. Abicim iki takım nasıl bir manyaksınız ya. Bakın burada bize aslında gerçek şey oluyor yani. Burada hani gerçek kaçırılmayı göreceksiniz arkadaşlar birazdan. Abi adam bildiğiniz yani çüş diyorum. Adamlar ikili takım arkadaşlar, okluyorum ben ama ikisi bir okladığından işim bitiyor yani. Hemen kaçmam lazım, ölmek istemiyorum yani. Cidden bayağı bir sıkıntı ve öleceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle öleceğim. Neyse şu gelsin ve bunu kesmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir ekte bakar yani. Daha da hani başka söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Çok hani bu tür şeyler yapılması YouTube'da bence kötü. Çok fazla böyle YouTube'da hani prim için birçok şey yapan var arkadaşlar ama bu kız cidden acayip bir şekilde hani ileriye gitmiş. Acayip bir şekilde böyle senaryo falan kurmuş yani. Mesela ilk bir ay arkadaşlar ne oluyor? Bunun kötü davranıyor falan böyle ilk bir ay. Abone kaybediyor. Bunun zararı ne oluyor? Daha sonra help me falan demeye başlıyor. İşini iyi biliyor yani. İşine çözmüş yani. O da arkadaşlar o takım arkadaşı değil mi o? Takım arkadaşı değilse onu öldürürsen çok iyi olur. Aa takım arkadaşı değil. Valla adamsın. Takım arkadaşı değilmiş de. Güzel arkadaşlar. Takımlardan biri gitti. Takımlardan biri gitti arkadaşlar. Oha bu da hack yalnız ya. Bu da hack arkadaşlar. Bu da hack yani. Büyük ihtimalle hack diye düşünüyorum. Oradaki FNS yakında aşağı bakarak böyle bir garip bir eğimi oldu. Başka da söylenecek bir şey yok arkadaşlar yani. Ama cidden hani ben ilk gördüğümde açıkçası arkadaşlar ben de birazcık hani inandım gibi oldu. Birazcık korktum ben de. Ne oluyor van dedim. Fakat bir baktım videolarını izledim abi. Yok etmeyeyim. Yok böyle gözlerinde morluklar falan. Yani bunlar hepsi oyun olduğu apaçık ortada arkadaşlar. Yani birazcık mantıklı düşünürseniz apaçık ortada oldu. Bence belli oluyor yani. Üstüme atlar mı? Üstüme atlar mı? Atladı ya manyak herif ya. Manyak herif üstüme atladı arkadaşlar. Diamond Sword oku var ve beni yiyip bitirecek arkadaşlar bu adam. Şöyle bir gaza gelirsek ben de. Evet yok ya hack değil galiba. Makro olabilir ama. Abi oku olması çok sıkıntı ya. Oku olması çok sıkıntı. Keşke kapışmaya girmeseydim. Oku olması çok sıkıntı. Abi bir ok olabildik, bir ok olabildik, güzel. O bir ok bizim canımızı kurtarabilir arkadaşlar. Adam da defansif oynuyor birazcık FNS'lere karşı. Tamam. Öyle başka da söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar yani. Zaten bir ton video yapıldı ama dediğim gibi kesinlikle ben bu kaçırma olayının falan gerçek olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Abi diğer adam nerede? Abi ikisi de bana dalıyor ya. Diğer de bunun takım arkadaşı mı? İkisi de bana dalıyor. Abi şaka mısınız ya? Yapmayın gözünü seveyim, yapmayın bana bunu ya. Ben videodayım lütfen yapmayın. 2v1 olmaz ya. Zaten durumunuz ikisi de benden iyi durumu. Abi takım bunlar arkadaşlar. Abi yandık, ikisi de takım mı ya. Abi yandım. GG geçmiş olsun. Böyle Zone 85 map mapinde zaten akıcılık kötü. Ve iki tane durumu benden iyi olan adamı arkadaşlar alma. Bir benden mucize beklemek gibi bir şeydir yani. Tabi olur mu olur arkadaşlar ama adamların durumu benden iyi olmasa iyi olurdu yani. Diamond Sword olmasa iyi olurdu. Ama şöyle bir abi golden apple bile var ya. Kardeşim. Abi birini keseceğim öleceğim o yüzden. Ben de dalamıyorum ki ya. Ve akıcılık da bozuyor videoda. Al işte. Ve geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Adamlar da geçmiş olsun abi. Oho makro bebeğim. Güzel makrosun kardeş sen ya. Dur abi. Senin sen kazanamadan oyunu bari. Sana abi güzel makro arkadaşlar. Harbiden herifteki güzel makro yani. Evet GG arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bugün hiç kazanamadım ama görüyorsunuz uçan hacker geliyor. Böyle iki tane ikili takım deathmatch'te iki tane böyle korkak noob geliyor. Biri makro oluyor. Hani ikisinin de durumu benden iyi abi. Birisinin benle mantıken takım olması lazım ama korkuyorlar arkadaşlar. İşte yapacak bir şey yok. Her neyse. Beni teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorumlara kapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepsi seviyorum. Bay bay.